Herkes gibi ben de bıkardım şu ödevlerden. Hele ki proje ödevleri beni çileden çıkartıyordu. Hoca tarih dersinden bir proje ödevi vermişti. Belli bir kişiyi seçip onun hakkında slayt hazırlayacaktık. O zamanlar da bilgisayarı sadece oyun için kullanıyordum. Daha önceden ödev falan yapmadığım için bilgisayarda programlar yüklü değildi. Hatta hiç ödev yapmadığım için diyebilirim. Tabii bu sefer de annemden azar yedikten sonra yapmaya karar verdim. Çünkü notlarım kötüydü ve tek çarem proje ödevini yapmaktı. Bir ay süremiz vardı. Bu bir ayın sonunda ödevi teslim etmemiz gerekiyordu, ekstra sürede yoktu. Başladım slayt programlarını indirmeye. Hani herkesin slayt yaptığı o meşhur program var ya, doğru düzgün oyun bile indiremediğim bilgisayarıma o program yüzünden virüs bulaşıyordu. Çünkü neden? Önüme gelen ilk siteden bir şekilde programı indirdiğim için. Neyse, onu umursamadım, başladım araştırma yapmaya. Yazıları yazdım, arka planları seçtim, resimler ekledim falan derken yaklaşık bir 2 saat saatte ödevi yarıladım. Sonrasında devam ederim diye de masa üstüne kaydettim, bıraktım. Aradan haftalar geçti. Baktım herkes yavaştan teslim etmeye başlamış. Sunumları yapıyorlar vesaire. Ben de dedim en iyisi şu ödevi tamamlayayım. Unutursam tam unuturum çünkü. Evde ödevin geri kalan kısımlarını hallettim, flash belleği taktım içine, dosyaları attım, masada duruyordu. Neyse, yattım, kalktım derken okula gitmeden önce sabah flash'ı cebime attım, okula gittim. Dersteyken yine sunumlar yapılıyor vesaire derken sonunda sıra bana geldi. Akıllı tahtaları bilirsiniz. Çoğu zaman sorun çıkartır. Saçma sapan hatalar aldırır. Neyse, taktım USB'yi, açtım dosyayı. Lan bir baktım, dosyanın içindeki slayt açılmıyor. Sürekli hata veriyor falan, böyle kırık dosya. Baktım dosyayı açamıyorum bir türlü. Döndüm, hocayla göz göze geldim. Sınıftakiler tabii böyle kıkırdamaya başlamış. Lan sanki gerçekten hocayı kandırıyormuşum gibi hissettim yani. Çünkü evde açılıyordu bu slayt dosyası. Tabii haliyle hocaya da derdimi anlatamadım. O da bu işi çok ciddiye aldı. Akıllı tahtanın azizliğinden, proje ödevinden, öğretmenin kanaatiyle birlikte 25 aldım. Sonrasında gittim baktım eve, ya bu flash belleğin içerisindeki dosya niye çalışmıyor diye. Bilgisayarda açıldı, tahtada açılmadı. İşte bu yüzden de proje ödevinden düşük aldım. Yani bakıyorum da şimdi, gel de bunu hocaya anlat. Neyse dedim, artık olan oldu ama tabii annem e-okuldaki o notu görünce de evde kıyametler koptu. Derdimi de anlatamadım. Ha bu arada öğretmen sunumları part part bölmüştü böyle. Her dersimizde işte bir 10 kişi çıkıp anlatıyordu. Diğer dersimizde bir 10 kişi daha çıkıp anlatıyordu. Sonraki dersimizde benim başıma gelen şeyler birkaç öğrencinin daha başına geldi. Baktım o öğrenciler de aynı şeyi söylüyor. Hani hocam çalışıyordu böyle vesaire diye. O sayede öğretmen bize ek 2 gün daha vererek puanımızı yükseltmemize vesile oldu. Sağ olun hocam, teşekkürler. İşte böyle bir şanssızlık gelmişti başımıza. Ama ilk başta o 25'i görünce tabii ki şok olmuştum. Teknolojinin azizliği işte. Varsa sizin de böyle anılarınız, yorumlara yazabilirsiniz dostlarım. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.